Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve de mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere yapımı çok pratik, sadece 3 malzemeyle yapabileceğiniz harika ötesi bir kurabiye tarifim var. Arkadaşlar gerçekten de böyle çayınız demlenene kadar hazırlayabileceğiniz nefis bir kurabiye oluyor. Hemen buyurun yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar, öncelikle yoğurma kabımızın içerisine 200 ml klasik su bardaklarıyla 1 su bardağı dolusu ayçiçek yağımızı döküyoruz. Ve içerisine burada kakaolu pudingim var. Pudingimi de döküyorum. Bir paket puding kullanıyorum. Şöyle sizlere gramını da söylemek istiyorum. 150 gramlık paketlerde arkadaşlar. Kakaolu olandan. Şimdi burada da unum var. Başka bir malzememiz yok. Dediğim gibi sadece 3 malzemeden oluşan harika ötesi bir kurabiye. Şöyle unumun yarısını dökeceğim. Ve elimle güzelce hamurumu yoğuracağım. Gerektiğinde un ilavesi yapacağım. Evet arkadaşlar, hamurumu yoğurdum. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Bakın böyle bu yumuşaklıkta, bu kıvamda bir hamur yoğurmanız gerekiyor. Şimdi yoğurma kabımın içerisine alayım. Benim hamuruma şöyle 200 ml klasik su bardaklarıyla 3 su bardağı dolusu artı arkadaşlar 1 yemek kaşığı un kattım. Siz yine de kontrollü olarak hamurunuza ununuzu katarak güzel bu yumuşaklıkta bir hamur yoğurun. Şimdi fırın tepsimin içerisine bir tane yağlı kağıt serdim. Ve hamurumdan şöyle hemen göstereyim. Bir parça alıyorum. Şöyle cevizden bir tık büyük bir parça aldım. Ve öncelikle hamurumuzu şöyle avucumuzda sıkıyoruz. Güzel toparlanabilmesi için. Daha sonra avucumuzun orta yerinde bu şekilde yuvarlıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi yuvarladım ve yanıma bir tane bıçak aldım. Bıçağın tersiyle veya düzüyle hiç fark etmez. Ben tersini kullanıyorum. Tersiyle şu şekilde hafiften kurabiyeme bastırarak şekil veriyorum. Şöyle göstereyim. Evet, gördüğünüz gibi kurabiyeme bu şekli verip yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine diziyorum. İşte bu kadar basit arkadaşlar. Ve gerçekten şekil vermesi de çok zevkli. Yani çayınız demlenene kadar bu kurabiyeyi hemen hazırlayabilirsiniz. Bir de arkadaşlar çok ekonomik. Artık tariflerimi verirken gerçekten sizler için çok araştırıyorum. Böyle daha böyle ekonomik, az malzemeli tarifler vermeye çalışıyorum. Sizler de evinizde böyle rahatlıkla yapabilirsiniz diye. Evet. Arkadaşlar şekli de çok güzel oluyor kurabiyemizin. Ve şöyle tepsime diziyorum. Şimdi ben bütün kurabiyelerimi bu şekli verip fırın tepsimin içerisine dizeceğim. Daha sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına atacağım. Fırında da kurabiyelerim pişince çıkartıp nasıl olduğunu sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar, 3 malzemeli kurabiyem şu anda pişti. Fırından çıkartıyorum. Aman da maşallah harika görünüyorlar arkadaşlar. Bakar mısınız? Şöyle bırakayım. Arkadaşlar benim fırınımda kurabiyelerim tam olarak 25 dakikaya yakın çok güzel bir şekilde piştiler. Sizler fırınınızı tanıyorsunuz. Kontrollü bir şekilde kurabiyeleriniz pişene dek güzelce pişirin. Çok fazla pişirmeyin. Çabuk pişiyor. Dikkat edin arkadaşlar. Kurabiyelerimiz fırından çıktıktan sonra asla ellemiyoruz. Çünkü hemen böyle elinizi yakabilir, yapışabilir. Biraz böyle soğumasını bekliyoruz. İyice soğuduktan sonra isteğinize bağlı üzerine bir süzgeçle, tel süzgeçle pudra şekeri serpip afiyetle yiyebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.